Malikiyi taklit edenin teyemmümü. Sual. Abdest için teyemmüm ederken ağza ve burna su vermek gerekmediğine göre Malikiyi taklit eden abdest için teyemmüm ederken Malikiyi taklit etmesi gerekir mi? Cevap. Evet, gerekir. Abdestte de ağza ve burna su vermek farz değil, sünnettir. Fakat abdestin sahih olması gusle bağlıdır. Guslü sahih olmayanın abdesti de sahih olmaz. Bundan dolayı abdestte de, teyemmümde de Malikiyi taklit etmek gerekir. Zaten Malikide teyemmüm için farklı bir şey de yoktur. Malikide sadece namaz vakti çıkınca teyemmüm bozulur. Her namaz vaktinde teyemmüm etmek şarttır. Vakit girmeden yapılan teyemmüm Malikide sahih olmaz. Sual. Maliki mezhebinde farz olan muvalatı, abdest uzuvlarının kurumaması diye tarif edenler var. Muvalat nedir? Cevap. Muvalat her uzvu birbiri arkasından ara vermeden acele olarak yıkamaktır. Başka bir ifadeyle normal şartlar altında bir önce yıkadığı uzuv kuruyacak kadar ara vermemektir. Çok kısa zamanda yapılan bir iş muvalata engel olmaz. Mesela abdest alırken kapıdan biri girse, gelenin kim olduğuna bakılsa muvalata mani olmaz. Musluktan su kesilse, kovadaki suyu almak veya bitişik odadaki musluğa gidip o musluktan abdest almak muvalatı engellemez. Sağ ayağı yıkadıktan sonra kolayca giren bir çorabı hemen giyerek öteki ayağı yıkamaya başlamak da muvalata mani olmaz. Yavaşça giyerse, normal şartlarda bir uzuv kuruyacak kadar ara verilirse muvalata mani olur. Abdest alırken çorabın birisini veya ikisini çıkarmak muvalata mani olmaz. Uzuvların kuruyup kurumaması mutlak ölçü değildir. Çünkü sıcak ve rüzgarlı havada uzuvlar hemen kuruyabilir. Yahut soğuk ve rüzgarsız bir yerde uzuvlar geç kuruyabilir. Uzuvlar kurumadı diye başka bir iş yapmak muvalata mani olur. Hararetli vücutta uzuv tez kuruyabilir. Demek ki kuruyup kurumaması kesin ölçü değildir. İbni Abidin Hazretleri de Hanefi'ye göre muvalatı anlatırken, toprakla teyemmüm ederken de suyla yıkamak olmadığı halde normal şartlarda bir uzuv kuruyacak kadar ara vermek muvalata manidir buyuruyor.